Belediyesi'nin 11 Aralık 2020 tarihli olağan meclis toplantısına katılımı tespit edebilmek için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim. Yeterli çoğunluğumuz var arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Muhittin Böcek Başkanımızın hepinize çok sevgi ve selamları var. Hepinizi en kısa zamanda burada tekrar mecliste birlikte olmak dilekleriyle selamlıyor. Biliyorsunuz dün Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Ruseyland'da teröristlerin bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu şehit olan jandarma yüzbaşımız Yasin Kurt ve jandarma uzman çavuşumuz Oğuzhan Anar'a rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine de sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Gündeme geçelim Rüya. Sayın Başkanım, Sayın Serkan Küçükkuru, Sayın Ümit Uysal, Sayın Enver Aputkan, Sayın Recep Karatop, Sayın Turgay Gen, Sayın İbrahim Özkan, Sayın Mehmet Ali Erdoğan, Sayın Hasan Özdemir, Sayın Mehmet Yorukoğlu, Sayın Şafak 36, Sayın Semih Esen, Sayın Mesut Kocagöz mazeretli sayılmaları yönünde dilekçe vermişlerdir. Mazeretli sayılmaları hususunun oylanmasını arz ederim. İsmi geçen arkadaşların mazeretli sayılmalarının kabul için oylarınıza başvuruyorum arkadaşlar. Oy birliğiyle kabul edilmiştir mazeretler. Sayın Başkanım, 11. maddeye göre bir dairemizin yazısı var, arz ederim. Buyurun. Başkanlık makamına. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.7.2020 tarihli devam meclisi toplantısında 350 sayılı kararında Antalya Büyükşehir Belediyesi kreş ve gündüz bakım evleri kuruluş ve işleyişleri hakkında yönetmeliğin 15A maddesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi kreş ve gündüz bakım evi hizmetleri ücretlidir. Kamu sosyal tesislerine ilişkin tebliğe istinaden kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakım evlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti her yıl asgari oranda tespit edilir denilmektedir. Koronavirüs 19 sene açısından oluşturduğu riske yönetme, sosyal izolasyon temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçilmektedir. Gelinen aşamada son dönemde koronavirüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle ülkemizde de hızlı bir artış yaşandığı, vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü, bu çerçevede Antalya Büyükşehir Belediyesi kreş ve gündüz bakım evlerinde koronavirüs salgınından dolayı okulun karantina alınmasında il hıfzıssıhha kararıyla ya da İçişleri Bakanlığı genelgesiyle okul öncesi eğitim kurumlarının belirli sürelerle kapatılması dönemlerinde aidat ödenmemesi, ödenmiş olan aylık kreş ve gündüz bakım evi aidatının bir sonraki ay kreş ve gündüz bakım evi aidatına mahsup edilmesi yönünde karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre
belediye meclisine havalesini arz ederim deyimle Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Sayın Başkanım, bununla birlikte gündemimiz 37 maddeden oluşmuştur, arz ederim. Teşekkürler. Devam edelim. Sayın Başkanım, tüm komisyon raporlarının okundu kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Tüm komisyon raporlarımızın okundu kabul edilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin ikinci maddesi arz ederim. Gruplar adına gündem maddeleri. Sayın Başkan, gündemin 24. maddesine tüm kurum görüşlerinin alınması kaydıyla ilavesi yapılıp 2 dahil 34 dahil tüm sıralı maddelerin toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Sayın Çetin. Sayın Başkanım, AK Parti grubu olarak sizin az önce baş sağlığı dileğinizi ben de tekrarlamak istiyorum. Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde Resulayn'da şehit düşen Antalyalı hemşehrimiz Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Çorumlu Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'a Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun diyoruz biz de. Gündeme geçmeden bir konuyu daha ileteyim. MEKAP projesi, Avrupa Birliği'nce destekli MEKAP projesi ile ilgili geçen mecliste bir bilgilendirme istemiştik. Hı hı. Burada çalışma ne vaziyettedir, ne durumdadır? Alınanlarla alakalı liyakat mı vardır, yakınlık mı vardır? Bir diğer husus da sendika sözleşmeleriyle alakalı, işçilerimizin maaşlarıyla alakalı bize iletilen çok sayıda konu var bu beklentiyle ilgili. İlçe belediyelerimizin tamamı sendikal sözleşmelerini imzaladı. İşçilerimizin maaşları belli oldu. Uzunca bir süredir Büyükşehir'de bu noktada belirsizlik devam ediyor. Bunun durumu nedir? Dışarıda yine bir sendika 500 günü geçti. Grevi devam etmekte. Yani görmezden gelmekte ne kadar doğrudur? Niye bir anlaşma sağlanmamıştır bunlarla? Bu konuda bilgilendirme rica ediyoruz. Gündemin 2 dahil, 34 dahil, 23. maddede düzeltilerek kurum görüşleri alınması kaydı evet. 24. Biz de 24. 24. pardon maddenin kurum görüşü alınarak şeklinde düzeltilerek toplu oylanmasını uygun görüyoruz AK Parti grubu olarak. Sayın Sinirli. Sayın Başkanım, Milliyet Hareket Partisi grubu olarak alacağımız kararların Antalya'ya hayırlı olmasını diliyorum. Hemşerimiz Yüzbaşı Yasin Kurt nezdinde bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu salgın dönemindeki hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Teşekkür. Arkadaşlarımızın bahsettiği gibi 24. madde ekleme kaydıyla 2 dahil 34 dahil uygundur. Teşekkürler. Sayın Yazar. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, biz de grubumuz adına şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 24. maddenin düzeltilmesi 1 ve 34. maddelerin komisyon raporları doğrultusunda oylanması bizce de uygundur. Teşekkürler. Sayın Hoca. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Başpınar'da şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diler. Türk ordumuza ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Evet, komisyon raporu doğrultusunda uygundur. Daire başkanlarının görüşü alınarak bize uygundur başkanım. Sayın Manavoğlu. Evet. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Komisyon raporu doğrultusunda 24. maddeye eklenerek uygundur. Teşekkürler. Gündemimizin 2 dahil 34 dahil sıralı tüm maddelerinin toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü ama 24. maddede de kurum görüşleri alınması kaydıyla şerhini konularak oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Thank you.
oy birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar. Bu arada Sayın Çetin, devam meclisi olduğu için MEÇAP projesiyle ilgili ve diğer sorduğunuz sorularla ilgili açıklamaları önümüzdeki Ocak meclisinde arkadaşlar. Peki başkanım, size sunarak teşekkürler. Buyurun. Sayın Başkanım, uygun görürseniz Yüce Meclisimizi bilgilendirmek adına grevle ilgili ya da sendikal görüşmelerle ilgili bilgi verebilirim. Tabii ya ki. Da uygun görürseniz bir sonraki mecliste bilgilendirme yapayım. Nasıl arzu edersiniz Çetin? Daha Sayın. Sonra hepsini beraber alalım. Hepsini bakayım. Birden. Peki. Bir çok son. Teşekkürler. O zaman Ocak ayı meclisinde bilgi vereyim çok efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. 35. maddemiz. Komisyon raporu uygundur. Sayın Çetin. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Sayın komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur başkanım. Komisyon raporu uygundur. Gündemin 35. maddesinin komisyon raporu doğrusuna kabulünü oylarınıza sunuyorum. Gündemimizin 35. maddesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 36. maddemiz. Komisyon raporu uygundur. Sayın Çetin. AK Parti grubu olarak katılmıyoruz. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Katılmıyoruz. Sayın yazar. Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Manavoğlu. Komisyon raporu uygundur. Gündemin 36. maddesinin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Gündemimizin 36. maddesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin 37. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Buyurun arkadaşlar. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ocak ayı meclisimiz. Sayın Başkanım, Ocak ayın 11 Ocak Pazartesi 2021 tarihi uygunsa eğer meclisin takdirine saat 2. Uygun zannediyorum arkadaşlar. Ocak ayının 2. Pazartesi. Ocak meclisimiz yapmak üzere. Teşekkür ediyorum. 2021 yılı bütün insanlığa, şehrimize, ülkemize önce sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirsin. Hepinize iyi yıllar diliyorum arkadaşlar.